dersimizde milli edebiyatın önemli şairlerinden Yahya Kemal'le devam edeceğiz. Öncelikle Yahya Kemal'in başına bir yıldız koymakta fayda var. Sınavda çıkma ihtimali çok yüksek konulardan birisidir. Ki Yahya Kemal de Türk edebiyatının en önemli şairlerinin başında yer alır. Özellikle ilk tahsilini Üsküp'teki Yeni Mektep'te başladığını bilmekte fayda var. Bir müddet sonra oldukça modern bir eğitim veren Mektebi Edebe girmiştir. Ve Üsküp İdadesi'nde başladığı orta öğrenimine ailecek Selanik'e taşınmalarıyla Selanik İdadesi'ne devam etmiştir. Özellikle onun fikri yapısının oluşmasında, batılı anlayışın ve modern anlayışın oturmasında, başta Mektebi Edep olmak üzere bu okulların ve kurumların oldukça önemli bir katkısı vardır. Yetişmesinde Üsküp'ün, oradaki yeni mektebin ve Mektebi Edep'in bilhassa annesinin rolü olduğunu hatıralarda kendisi zaten belirtiyor. Edebiyata özellikle şiire olan ilgisi yine bu dönemlerde, bu yıllarda, bu idadide başlıyor. Bu dönemlerde kimleri okuyor dersek, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakamit Erhan, Muallim Naci ve Ziya Paşa'yı okuduğunu ve eski divanları da elinden düşürmediğini, hatta Esrar Mahlası'yla divan edebiyatı tarzında şiirler kaleme aldığını görüyoruz biz. Baktığımızda burada özellikle batılı anlayışı temsil eden, yeni Türk edebiyatının kurucusu olan bu şairlerin okuması ve bunlara yakınlık duyması, aynı zamanda divanları karıştırması ve burada divan tarzında şiirler yazması, onun doğu ve batı sentezini bir araya getirmesi en küçük yaşlarda başladığını gösterir niteliktedir. Baktığımızda ilk şiirine Hatıra adını vermiştir ve İstanbul'da çıkan Terakki dergisinde yayınlanmıştır. İdadi tahsili için geldiği İstanbul'dan Paris'e gidinceye kadar boşa geçirdiği bir buçuk yıl içerisinde Servet-i Fidan'ın genç ve önemli şairlerinden Cenap-ı Şahabettin'le tanışmış ve ondan etkilenmiştir. Baktığımızda özellikle bu dönemde yine İrtika ve Malumat dergilerinde Agah Kemal imzası ile şiirleri çıkmış. Burada çeşitli edebiyat ve musiki meclislerine de devam etmiştir. Bu dönemde diğer dergilerde eserler kaleme alması, şiirlerinin yayınlanması tabii ki de önemli. Fakat burada Yahya Kemal'in edebi anlayışının ve anahtar kelimelerinin yanına yıldız koyacağımız anahtar kelimelerden birisi edebiyat ve musiki meclislerine katılmasıdır. Çünkü daha sonra özellikle şiirinde seçtiği kelimelerden aruz bezine kadar bir müzikalite ve musiki değer aramasının temelinde yatan etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkacak. Biliyorsunuz başta Servet-i Fünun'la birlikte biz edebiyatın musikiye ve resme yaklaştırıldığından bahsetmiştik. Özellikle Yahya Kemal'in şiirlerinde seçtiği kelimelerden, ritminden, kullandığı rezinden musikiye ne kadar değer verdiğinden bahsedeceğiz biraz sonra. Baktığımızda özellikle Yahya Kemal'in bir diğer önemli eserlerin temelinde bulunan düşünce de tarih düşüncesidir, Türk tarihi düşüncesidir. Bu görüş de aynı şekilde Paris'te yaşadığı yıllarda teşekkül eder. Çünkü Paris'te 9 yılını geçirmiştir ve buradaki edebi ve kültürel faaliyetleri yakından görme ve tanıma fırsatına kavuşmuştur. Bu yıllarda yine Tanzimat'ın ilk aydınlarından itibaren etkilerinin Türk edebiyatına görüldüğü Fransız romantiklerini yakından tanıma fırsatı bulmuş, onları okumuş. Bir taraftan da realist çizgide romanlar kaleme alan eserleri takip etmiş, sembolist ve parnasyal şiirleri ve şairlere dikkatini almıştır. Biliyorsunuz sembolizm ve parnasizm Servet-i Fünun şairleri olan Tevfik Fikret ve Cenap-ı Şahabettin'i etkileyen akımlardı. Bunların da farkına varıp bunları tanıyan bir şair olarak yetişir Paris'te Yahya Kemal. Bunda baktığımızda Yahya Kemal'in böylece şiirinin temelini oluşturan kültürün çeşitli yönlerden beslendiğini görüyoruz. Bütün bu 9 yılın sonucunda. Baktığımızda yine üzerinde biraz önce ısrarla durduğumuz edebiyatta da tarih anlayışında da yeni ufuklar ortaya koyduğunu görüyoruz bu 9 yılın. O güne kadar beğendiği ve takdir ettiği Servet-i Fünun şiirinden giderek uzaklaşıyor bu 9 yıldan sonra. Yenileşen ve milli edebiyat anlayışı içerisinde daha çok İstanbul Türkçesine dayanan bu yeni anlayış içerisinde sadeleşmiş bir Türkçe ile bir şiir dili kurmak istediğini, bunun temelinde de yine müzikalitenin ve Türk tarih bilincinin, kültürünün olduğunu yapmak istediğini, böyle bir şiir oluşturmak istediğini anlıyor aynı şekilde Yahya Kemal. Böylece Servet-i Fünun'un o tamamen bireysel, ağır, hatta
Sözlükleri açıp kullanılmayan kelime ve tamlamaları şiire sokma anlayışından uzaklaşıp yalın ve sadeleşmiş bir Türkçe ile şiir yazmaya karar veriyor. Bu dil milletimizin duygularına ifadeye ulaşacak halis bir dil olacaktır. Bu kendi ifadesidir Yahya Kemal'in. Burada özellikle milletin duygularını ifade etmesi milli edebiyat anlayışı içerisinde varlığını gösteren anlayışa paralellik göstermektedir. Burada halis bir dille kurmak istediği sade bir hece ve yazıyla sade bir dille halk edebiyatı şairlerinin ortaya koyduğu dil değil, işlenmiş üst seviyede, üst perdeden söylenen bir dildir. Fransızlar klasik metinlerden hareket edip yeni Fransız şiirine ulaşmışlardır. Öyleyse Yahya Kemal'e göre biz de divan şiirini günümüzde ihya etmenin, ondan pürüzsüz, saf mısralar elde etmenin yollarını aramalıydık. Öyleyse burada özellikle Yahya Kemal'in şiirinin temelinde olan bir unsurun yanına yıldız koymakta fayda var. Çünkü bu unsuru doğuran nitelikli ifadelerdir bunlar. Yahya Kemal'in şiir anlayışının temelinde şekil açısından, konu açısından ve müzikal değer açısından mükemmeliyetçi bir anlayış yer almaktadır. Bu da divan edebiyatının pürüzsüz ve saf mısralarından gelen bir anlayışla beslendiğini gösterir. Bunda da yine Fransız edebiyatının etkisini görüyoruz. Çünkü Fransız edebiyatında klasik metinlerden hareketle yeni Fransız şiiri oluşturulmuştur. Yahya Kemal de divan edebiyatının o saf, pürüzsüz dilinden yeni bir edebiyat, yeni bir şiir oluşturulacağını düşünmektedir. Tabii ki de bu yeni şiir halkın anlayacağı düzeyde konuşma diline yakın olmalıdır. Dediğimiz gibi yine Yahya Kemal'in anahtar kelimelerinden birisi olan tarih eserlerinin temelinde bulunuyordu ve onun için yeni bir edebiyatın çıkış yollarından birisiydi. Asırlardır hüküm süren Osmanlı fikri karşısında şimdi yeni bir Turan fikri doğuyordu ve bu Türkçülük temeline dayanan bir anlayıştı. Başta Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin olmak üzere milli edebiyat anlayışı içerisinde Türkçülüğü öne süren ve Turancılık fikriyle beslenen eserler ortaya koyuyorlardı. Baktığımızda Yahya Kemal'in özellikle Paris'te bulunduğu dönemde bu yeni uyanış içerisinde Türk milletinin tarihinin temelinin ne olacağı üzerine düşüncelere sevk etmiştir. Tarihçi Julien'in bir sözü ona yeni bir ufuk açar. Bu söz üzerine özellikle durmakta fayda var arkadaşlar. Fransa toprağı 1000 yılda Fransız milletini yarattı. Bu cümle Yahya Kemal'in tarih felsefesinin formülü olmuştur ve bunu Türk tarihine uygulamaya çalışmıştır. Böylece Ziya Gökalp'in daha çok ırki değerlere dayanan görüşü yerine milli tarih kavramını nihai vatan edilen topraklar üzerinde başlatmış olmuştur. Öyleyse Yahya Kemal'in anahtar kelimelerinden birisi milli tarih anlayışı ve bunun edebi eserlere uygulanmasıdır arkadaşlar. Öyleyse tarih anlayışının milli tarih anlayışına varan ve Ziya Gökalp'ten ırki değerlere dayanması açısından ayrılan bir anlayışta eserlerine zemin oluşturduğunu bilmekte fayda var. Baktığımızda özellikle Yahya Kemal'in tarih anlayışını nitelendirmesi açısından özellikle onun şiirlerinde, Arutla kaleme aldığı şiirlerinde bunu sıkça görüyoruz. Bugünkü Türk milletiyle Anadolu toprağı arasında bir medeniyetin yoğrulmuş olduğuna inanıyor. Ne Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra yeni bir medeniyet ortaya koyduklarını savunuyordu. Ve bu medeniyetin unsurlarını tanımak gerektiğini ancak böyle milli bir edebiyata ulaşılacağını savunmuştur. Öyleyse burada Ziya Gökalp'in, Ömer Seyfettin'in ve Ali Acayip Yöntem'in farklı yollardan da olsa halka ve kültüre ulaşma anlayışının milli tarihle de Yahya Kemal'de karşımıza çıktığını görüyoruz. Yahya Kemal halka ulaşmayı Fransa'dan gelen etkiyle özellikle milli tarih anlayışıyla ve Anadolu'daki kültür değerlerini tanımakla olacağını ortaya koymuş ve bunu şiirlerinde ortaya koymuş ve işlemiştir. Özellikle bu dönemde döndüğünde Paris'ten İstanbul'a döndüğünde Türk klasik devrinin sesiyle örnekler vermek istemiş ve buradan hareket etmek istemiştir. Eski şiirin rüzgarıyla kitabı da bu anlayış çerçevesinde ortaya konmuş bir eserdir. Ve büyük bir kısmı bu kitaptaki şiirlerin bu dönemin anlayışıyla kaleme alınmış şiirler olmasıdır. Ölümünden sonra öğrencisi ve yakın dostu Nihat Sami Banarlı'nın himmetiyle kurulan Yahya Kemal Enstitüsü, Yahya Kemal'in bütün şiirlerini, nesil yazılarını, hatıralarını ve mektuplarını
13 kitap halinde yayınlanmıştır. Biz bunlara şu anda derli toplu olarak ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Yahya Kemal'in biraz önce de bahsettiğimiz gibi şiirdeki anahtar kelimelerinden birisi mükemmeliyetçilikti. Ve bu mükemmeliyetçiliği dildeki musikiyle birlikte yakalamak istiyordu. Bu yüzden de şiir ona göre alelade cümlelerden değil, namelerden oluşmalıydı. Çünkü şiir her şeyden önce duyulan, anlaşılan ve hissedilen bir unsur olarak karşımıza çıkıyordu. Öyleyse Yahya Kemal'in bir diğer özelliği, anahtar kelimelerinden birisi, mükemmeliyetçiliğin getirdiği name fikri ve musikiye yaklaşmaktır. O yüzden cümlelerini alelade, o anda geldiği gibi yazmaz. Hatta anılarından ve yakın çevresinden öğrendiğimize göre bir kelimeyi bulmak için şiiri cebinde 13 yıl gezdirdiğini ve uygun kelimeyi bulduktan sonra şiirin içerisine yerleştirip şiiri yayınladığını görüyoruz. Bu titizlikle çalışmaktadır. Bu nedenle de şiirde gözle ve zihni bir okumadan çok sesle okunmaya muhtaç olduğunu dile getirir. Çünkü önemli olan şiirde kulağın duyduğu musiki değerdir. Mısra bir name olmalıdır. Bunun içinde kelimelerin kulakla seçilmesi ve mısradaki yerlerin buna göre belirlenmesi gereklidir. Yani Yahya Kemal özellikle Recaizade Mahmut Ekrem'de gördüğümüz kafiye kulak içinir anlayışının oldukça geliştirilmiş şekliyle karşımıza çıkar. Seçilen kelimelerde musiki bir de yer arar. Servet-i Fünun'da da bunu görmüştük hatırlıyorsanız. Tevfik Fikret'in küçük, muhtelif, muhteriz darbeler şeklinde kaleme aldığı Yağmur şiirinde özellikle yağmurun cama küçük damlalarla vurmasının seçilen kelimelere yansıtıldığından bahsetmiştik sizlere. Burada da özellikle sadece seçilen kelime değil, kelimenin mısra içerisinde nerede bulunması gerektiğine kadar ince ayrıntıyla ve titizlikle ele almıştır bunu. Özellikle mısradaki yerlerin, mısrada kullanılan vurgunun ve seçilen kelimenin ahenk değeri Yahya Kemal ve şiiri için oldukça önemlidir. Özellikle baktığımızda bu dönemde bazıları tarafından Yahya Kemal aşırı mükemmeliyetçilik ve titizlikle algılanmıştır. Fakat baktığımızda Yahya Kemal'in mükemmeliyetçi şiir oluşturması dergah çevresinde ve milli edebiyat anlayışı içerisinde özellikle Ahmet Haşim'le birlikte aşıkları o saf şiir ve mükemmel şiir, musikiye konudan öte ses ve güzelliğe dayanan divan edebiyatının o anlayışından ve duygusundan beslenen şiiri ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Türk şiirinin neoklasizminin yegane örnekleri olarak kabul edilen eski şiir tarz şiirlerinde, yani eski şiirin rüzgarıyla kitabında kaleme aldığı şiirlerinde, divan şiirinin mazmunlarından ve belagatından çok eskinin yaşama zevkini ve rintliğini verir. Yani biz baktığımızda gazel, kaside, müstezat gibi nazım şekillerini ya da aruz bezdenin uygulanışını görmeyiz. Burada özellikle Yahya Kemal'in eski şiirin rüzgarıyla kitabında kaleme aldığı şiirlere baktığımızda özellikle divan edebiyatının ruhunu, felsefesini ve rintiliğini aldığını görüyoruz. Zaten Renklerin Akşamı ve Renklerin Ölümü kitabını daha sonraları kaleme aldığı şiir kitabında da göreceğiz. Rintik felsefesi oldukça önemlidir Yahya Kemal için. Gerek şiirlerin gerekse nesillerinin muhtevasındaki temel fikir, Türk milletini vücuda getiren kıymetlerin bin yıllık bir zaman içerisinde vatan toprağında kan, ter, gözyaşıyla yoğrulmasından doğuşudur. Çünkü Yahya Kemal özellikle Türk edebiyatı tarihini Türklerin Anadolu'ya geldiği 1071 Malazgirt Zaferi'yle başladı. Bu yüzden de baktığımızda özellikle şiirlerinin de temelinde, nesillerinin de temelinde bu milli tarih anlayışının getirdiği bin yıllık milli ruhun gözyaşı, ter ve kanla yoğrularak vatan toprağını oluşturduğu anlayış. Yine Yahya Kemal'e Fransız edebiyatının etkisiyle ortaya konduğunu gösterir niteliktedir ve Yahya Kemal'in tarih anlayışını vermesi açısından çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü eserlerinin temelinde bulunan fikir budur. Yanına yıldız koyalım lütfen. Bunun dışında baktığımızda özellikle Yahya Kemal'in şiirlerine dikkat çeken bir diğer unsur ise özellikle bu milli kültür, milli tarih anlayışının sadece edebiyat, sanat anlamında değil, milli kültürü oluşturan bütün unsurlara yayılarak verilmesidir. Yani mimaride, tesipte, hatta musikide, şiirde, her şeyde milli kültür ve tarihini görmek,
Ve bunu yansıtmak bizim yeni bir oluşturacağımız edebiyatın halka ulaşması açısından oldukça önemlidir. Ve bu ancak bu milli değerlerin edebi eserlerle verilmesiyle ortaya konabilir. Baktığımızda özellikle fethedilen yerlerde bir hükümran tesis etme idealizmine dayandığını görüyoruz biz. Bunun da ancak milli değerlerin edebi eserlerle sunulmasıyla ortaya konduğunu görüyoruz. Baktığımızda yine Servet-i Fünun'dan beri gelen bireysel temaların etkisini aşk ve kadın temasının ağırlıklı ortaya konduğunu görsek de burada yine ağırlıklı olan, geri planda mutlaka kendisini hissettiren konu milli değerlerin ve milli kültürlerin verilmesi meselesidir. Çünkü milli sanatımız ve milli değerlerimiz Yahya Kemal'in eserlerinin temelini oluşturur. Her ne kadar bireysel konuları ele alsa da kadın ve aşk konuları ana tem olarak karşımıza çıkan şiirlerde bile geri planda bu konuları biz oldukça baskın olarak görüyoruz. Baktığımızda özellikle Fransız fikir ve sanat adamlarının etkisiyle tasavvur ettiği vatan toprağı nazariyesi onu bir müddet Yakup Kadri ile birlikte Nebiyumanilik anlayışına fantezisine sevk etmiştir. Türk Edebiyatı'na çok fazla uygunluk göstermeyen bir anlayıştır bu. Fakat Yahya Kemal ve Yakup Kadri bu dönemde milli edebiyat anlayışı içerisinde Nebiyumanilik anlayışını ortaya koymuşlardır. Nedir bu Nebiyumanilik? Nasıl zamanında divan edebiyatında Arap ve İran kültürü ve medeniyeti çevresinde ise artık Akdeniz havzası içerisinde yani Anadolu'da Greko ve Roman medeniyeti ortak kültürümüzün kaynağını oluşturur. Öyleyse biz bu ortak kültürden Bergama heykeltıraşları, Sicilya kızları ve Bibyos kadınları, bir kitap ve esatir, tiyatro, çamlar altına musahabe gibi şiir ve nesirlerinde ortaya koyduğu Yunan medeniyeti çevresinde eserleri kaynağını vermesi açısından Nebiyumanilik anlayışını yansıtır nitelikli eserlerdir bunlar. Eserlerin adlarını bilmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü milli edebiyat anlayışı içerisinde biliyorsunuz birçok farklı yol var. Nedir bu farklı yollar? Bir yönden Ziya Gökalp anlayışını devam ettiren Türkçülük ve Turancılık anlayışı. Bir yönden Beş Hececelerle temsil edilecek olan dörtlüklerle ve hece ve zile eserleri oluşturup halka ulaşma anlayışı. Bir taraftan dergah çevresinde özellikle saf şiir ve mükemmel şiiri temsil eden Yahya Kemal'in anlayışı. Bir taraftan daha sonra bahsedeceğimiz nâilerin anlayışı. Yani Anadolu'da Yunus Emre ve Mevlana'ya dönme anlayışı. Bir yandan Yahya Kemal ve Yakup Kadri ile temsil edilen Nebiyumanilik anlayışı. Yani şu anda bulunduğumuz topraklardaki ortak kültür olan Roman Grek anlayışına bağlı olarak eski Yunan eserlerine bağlantılı olarak eserler ortaya koymak, milli edebiyat anlayışının yelpazesini vermesi açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden de Sicilya Kızları ve Biblos Kadınları başta olmak üzere Nebiyumanilik anlayışının kaleme alındığı eserler olduğunu bilmekte fayda var. Sınavda çıkabilir. Baktığımızda Yahya Kemal Enstitüsü'nün kurulduğundan Nihat Sami Baner tarafından bahsetmiştik. Ve bu kitapların ölümünden sonra yayımlandığını söylemiştik. Nedir bu kitaplara bakalım. Kendi Gök Kubbemiz 1961 yılında kitaplaştırılıyor. Sade Türkçe ile ve Aruz Vezi ile söylediği hem yapı hem de şekil bakımından tamamen batılı ve yeni tarzda kaleme aldığı ve şiirlerinin temelinde milli kültürümüzün yer aldığı şiirlerdir. Kitaptaki şiirler üç grupta toplanır. Birinci grupta Kendi Gök Kubbemiz, ikincisi Yol Düşüncesi, üçüncüsü ise Vuslat başlığı altında değerlendirilmiştir. Yahya Kemal'in özellikle Yahya Kemal kimliğini kazandığı şiir kitabı bu kitabıdır. Özellikle Paris dönüşünde divan edebiyatının şekilleri ve divan edebiyatı ruhuyla ve renklik felsefesiyle kaleme aldığı eserlerini Eski Şiirlerin Rüzgarı'yla kitabında toplamıştır. Bu şiirler 5 bölümden meydana gelir. Nedir bu bölümler? Selimname, gazeller, şarkılar, hitap ve kıtalar, beyitler. Baktığımızda burada tamamen divan edebiyatının şekliyle oluşturulduğunu ve divan edebiyatı anlayışıyla kaleme alındığını görüyoruz bunları. Diğer eserlerine baktığımızda bunların içerisinde özellikle bilmemiz gereken eserlerin yanına yıldız koymakta fayda var arkadaşlar. Rubailer ve Hayyam Rubailer'in Türkçe söyleyiş, Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Tarih Müsahabeleri, Bitmemiş Şiirler, Mektuplar, Makaleler. Özellikle Yahya Kemal'in bütün eserlerini bilmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü dönemin en önemli isimlerinden olduğu için eserlerinin başta Kendi Gök
Ve Türk Edebiyatı'nın bir diğer büyük ismi ise Mehmet Akif Ersoy'dur. Biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy dediğimizde aklımıza hemen İstiklal Marşı gelecek. İstiklal Marşı'nın yazarı olmasının getirdiği bir ruhla birlikte zaten Mehmet Akif Ersoy'un vücut bulduğunu görüyoruz. Yani küçük yaşlardan itibaren bu ruha sahip ve edebiyat eserlerini bu ruhla yazan bir isimdir Mehmet Akif Ersoy. Baktığımızda Fatih Merkez Rüşviyesi'nden mezun olduktan sonra Mülkiye Mektebi'nin idadi kısmına yazılıyor. Edebiyat hocalığını Muallim Naci yapıyor. Yani Muallim Naci'nin etkisini yine biz görüyoruz dönemin diğer isimlerinde olduğu gibi. Bu okulunu 3 yıllık ilk dönemini tamamlayıp yüksek kısmını 1. sınıfında okurken babasının vefat etmesi üzerine daha kısa yoldan meslek sahibi olmak için hayata atılıyor ve yeni açılmış Mülkiye Baytar Mektebi'ne gidiyor. Yani veterinerlik yapıyor. Aynı yıl çıkan Büyük Fatih Yangını'nda evlerinin yanmasına rağmen Mehmet Akif bu sıkıntılar arasında okulunu birincilikle bitiriyor. Baktığınızda gördüğünüz gibi küçük yaşlardan itibaren zorlu bir hayatı var. Babasını genç yaşta kaybetmesi, okulu bırakmak zorunda kalıp daha farklı bir meslek edinmek durumunda kalması, baytarlık yapması ve bu sıkıntılara rağmen okulunu birincilikle bitirmesi onun hayattaki duruşunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bir taraftan da memuriyeti yanında kitabeti resmi hocalığı yapması onun eğitimci yönünü gösterir niteliktedir. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Ebu'l-Ula Zeynel Abidin ve Eşref Edip ile birlikte derin ilim ve fikir hayatında önemli yer ve tesiri olan hemen hemen bütün şiir ve yazılarının çıkacağı Sırat-ı Müstakim mecmuasının baş yazarlığını da yaparak yayımlamaya başlıyor. Özellikle bu mecmua dönemin önemli mecmualarındandır ve Mehmet Akif için oldukça önemlidir. Yanına yıldız koyalım lütfen. 1908 yılında neşredilmeye başlanıyor. Baktığımızda aynı yıllarda İstanbul Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde de Osmanlı Edebiyatı öğretmenliği yaptığını görüyoruz biz. Yani bir taraftan da edebiyat öğretmenliğini devam ettiriyor. Özellikle Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'ne bağlı heyeti Tenviriye, yani dönemin özellikle milli mücadelesinin teşkilatlanmasında önemli isimlerinden biridir bu teşkilat. Buna katılması açısından Mehmet Akif'in siyasi kimliğini göstermesi ve bu milli mücadeleye fiili olarak da katılmasını gösterir nitelikte bir durumdur bu. Burada halkı edebiyat yoluyla uyandırmak ve aydınlatmak için Abdülhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit Yalçın, Mehmet Emin, Abdülaziz Çaviş, Cenap Şahabettin ve Hüseyin Kazım Kadri ile beraber heyetin katibi umumisi olarak çalışıyor. Bu çok çok önemlidir. Burada altının çizilmesi gereken nokta halkı edebiyat yoluyla uyandırmak ve aydınlatmaktır. Tanzimat'ın birinci neslinde de biz aynı şekilde özellikle edebiyatın halkı bilinçlendirmek ve aydınlatmak için bir vasıta olarak kullanıldığını görüyorduk. Milli Edebiyat döneminde de başta Mehmet Akif olmak üzere halkı edebiyat yoluyla uyandırmak ve aydınlatmak için kullandığını görüyoruz biz. Öyleyse burada edebiyat halkın uyanması ve yeni medeniyette yeni bir uyanışla milli mücadeleyle yeni topraklarını kurması için bir vasıta olarak karşımıza çıkıyor ve oldukça önemli bir misyon üstleniyor. Bu dönemde hatırlarsanız Tanzimat döneminde başta Namık Kemal olmak üzere tiyatroya böyle bir önem atfetmişti. Bu dönemde de milli edebiyatta başta romanlar olmak üzere yine aynı şekilde halkın uyanışının sağlanması için araç olarak kullanılması çok çok önemli bir unsurdur. Baktığımızda özellikle Balkan Savaşları sonrasında memleketin düştüğü kültür durum karşısında hiçbir şekilde ümitsizliğe düşmüyor. Birlikten ayrılmamak ve orduya yardım gibi konulardan Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye camilerinde bu konularda fetvalar veriyor ve halkın uyanışını ve halkın birlik beraberliğinin bozulmamasını sağlıyor. Halkın ümitsizliğe kapılmamasını sağlıyor. Bu yüzden de bu fetvaları oldukça önemlidir. Bu camilerde özellikle verdiği vaazlarda Hakk'ın seslerindeki şiirlerini yazmış ve halkı galeyana getirmiştir. Bu yönden de halkı bir arada tutma açısından Mehmet Akif oldukça önemli bir isimdir milli mücadele dönemi içerisinde. Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi ve ağır mütareke şartları, yurdun işgal altına alınması, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ve bütün bu olumsuz şartlar altında
Özellikle fiilen milli mücadele hareketine katılma kararı alıyor ve Balıkesir'e gidiyor. Burada Kuvayi Milliyecilerle görüşüyor. Zanos Paşa Camii ile çeşitli yerlerde halkı direnmeye davet eden vaaz ve konuşmalar yapıyor. Özellikle bu dönemde milli mücadelenin halk tarafından benimsenmesi ve halkın birlik içerisinde olması, ümitsizliğe kapılmaması açısından oldukça önemlidir. Buna fiilen katılması ve milli mücadeleye katılmak için de Balıkesir'e kadar gitmesi, Mehmet Akif'in edebi kimliğinden öte kimliğini tanıtması açısından ve edebiyat eserlerine bu gözle bakmak açısından oldukça önemli bir konudur. Baktığımızda 1920 yılının son aylarında Erkan-ı Harbiye Riyasetinin isteğiyle Maarif Vekaleti Milli Marş Kütlesi için bir yarışma düzenliyor. Hepinizin bildiği bir hikayedir bu, biliyorsunuz. Yarışmaya 700'den fazla şiir katılıyor. Fakat buna rağmen istenilen nitelikte bir malzeme bulunamayınca maddi mükafat ortadan kaldırılarak Mehmet Akif'in bir marş yazması isteniyor. Çünkü Mehmet Akif bir ücret karşılığında Türk milleti için bir marş yazmayı kabul etmiyor. Çünkü bunun bir değeri olmayacağını ve bunun maddi bir karşılığında yazılmasının kendisine uygun olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine 12 Mart 1921 tarihli oturumda İstiklal Marşı'nın güftesi kabul ediliyor ve Mehmet Akif tarafından hepimizin bildiği İstiklal Marşı kabul edildiğini görüyoruz, kaleme alındığını görüyoruz. Ve o dönemde büyük bir hayranlıkla ve büyük bir coşkuyla karşılanıyor bunun kabul edilmesi. Bunun dışında Mehmet Akif'in elde bulunan ilk şiiri Halkalı Baytar Mektebi'ndeki öğrenci sırasında kaleme aldığı Destur başlıklı bir terkibi bent parçasıdır. Hani bunu bilmekte fayda var. Çok anahtar kelimeden birisi değildir. Fakat özellikle divan edebiyatı tarzında yazdığı terkibi bent olarak kaleme aldığı şiirinin yine bu çizgide devam ettiğini bilmekte fayda var. Fakat daha sonraları Hazine-i Fünun, Mektep, Resimler gibi gazete gibi dergilerde dostlarına yazdığı mektuplarda ve şahsi hatıralarda rastlanan ilk şiirlerinde genellikle hocası Muallim Naci başta olmak üzere Ziya Paşa ve Abdülhamit Tarhan'ın tesiri görünüyor. Daha sonraları ise milli edebiyat çizgisine kayan çizgide kendi kimliğini bulduğunu görüyoruz biz Mehmet Akif'in. Baktığımızda özellikle Sapahat'ın ilk kitabında yer alan şiirlerinde yine bu çizgide devam ediyor. Fakat sonraları yeni arayışlara, yeni muhtevalara dayanan şiirinde özellikle bir takım metafizik konulardan milli meselelere genişleyen bir yelpazeye ulaştığını görüyoruz biz Mehmet Akif'in. Baktığımızda özellikle Sırat-ı Müstakim başta olmak üzere dönemin birçok dergisinde kaleme aldığını söylemiştik biz şiirlerini ve yazılarını. İlk sefahattan beri takip ettiği yol dikkate alındığında şiirlerinde özellikle şeklin ve musikinin ya da ahengin değil muhtevanın ön plana çıktığını, her ne kadar dönemin diğer şairlerinden Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in aksine daha çok muhtevanın içeriğin ön plana çıktığını, bunun da zaten milli edebiyat anlayışıyla bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü edebiyatı hatırlıyorsanız halkın uyanması ve bir araya gelmesi için bir araç olarak kullanıyordu. Bununla beraber özellikle estetikten hiçbir şekilde fire vermediğini ve bu muhtevayı üst perdeden söylediğini görüyoruz. Bu anlamda Namık Kemal'e yaklaşan bir anlayışı vardır. Özellikle Sapahat'ın ilk kitabından nazımda rahat bir üslup, ustalık ve şiir tecrübesinin yansıtılması dikkat çeken unsurların başında gelir. Baktığımızda özellikle nazım tekniği açısından Servet-i Fünun şairlerinin denediği şekilde muhteva arasında estetik bir uyum sağlamak için başvurdukları fonları Mehmet Akif'te başarıyla uyumlar. Yani şekille muhteva arasındaki bildiğimiz Mehmet Akif'in şiirlerinde Sapahat'ın ilk kitabından itibaren görürüz arkadaşlar. Aynı şiir içinde konunun ve duygunun değişmesine göre veznin, nazım şeklinin değişmesi Mehmet Akif'in sanatının güçlü yönlerini gösteren unsurların başında gelir. Baktığımızda evet konu değiştiği zaman tıpkı bir kompozisyon yazarmış gibi şiirde konu değiştiği zaman nazım şeklinin, aruz vezninin, dilinin değişmesi, üslubunun değişmesi onun batılı anlamdaki yeni edebiyatın ilk denemelerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Yani Servet-i Fünuncuların bu anlayışını bir tık öteye götürmüştür.
Özellikle bu mazlum hikayelerine çok belirgindir. Tahtelerde Arul'un tempolu resimlerine, daha eski ve sanatlı bir dile ve sentaks bakımından beyitlerde tamamlanan cümlelere mukabil, aynı şiirin hikaye anlatılan bölümlerinde daha hareketli vezinlerin, daha sade ve konuşma diline yakın bir dilin ve anjambuman dediğimiz Servet Fünun'da gördüğümüz mensur şiirin anlayışıyla bağlantılı düz yazıya yakın cümlelerin kullanılması Mehmet Akif'in özellikle şiir anlayışını yansıtması açısından oldukça önemlidir ve yanına yıldız konulması gereken unsurlardan birisidir. Tevfik Fikret'le başlayan Aruz'un imalesiz ve arızasız kullanılması çığırı Mehmet Akif'in şiirlerinde zirveye ulaşmıştır. Yani artık biz şekil açısından da tamamen yeni bir edebiyatın kurulmaya başlandığını görürüz. En metafizik meselelerden sokaktaki insanın konuşmasına kadar bunu şiire sokmuş ve bunu aruzla kaleme almış ve konuyla bağlantılı olarak nasıl şekillerini ve aruzu aynı şiir içerisinde değiştirmiştir. Ve bunu çok rahat bir Türkçe ile konuşma diline yakın bir şekilde kaleme almıştır. Özellikle Akif'in şiirlerinin anahtar kelimeleri bunlar olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şiirlerini Safahat adı altında toplanan 8 kitaptan oluşmuştur. İstiklal Marşı'nı Safahat'a koymamıştır. Bunu bilinçli olarak koymamıştır. Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm diye açıklamıştır. Baktığımızda Safahat 44 manzumeden oluşur. Siyasi olaylar, mistik duygular ve dünyevi görevlerden bahseder. Yine dönemin milli mücadele ruhuna paralellik gösteren bir yapıdadır. Süleymaniye Kürsüsü'nde yazarın bir diğer önemli kitabıdır. Süleymaniye Camii'ne giden iki kişinin söyleşileriyle başlar. Kürsüde Seyyah Abdülreşit İbrahim'in konuşulduğu uzun bir bölümle devam eder. Burada da özellikle mütareke döneminde Süleymaniye Camii gibi camilerde verdiği vaazların etkisiyle kaleme aldığı ve onun hatipliğini gösteren bir eser olarak karşımıza çıkar. Oldukça önemlidir. Hakk'ın seslerinde topluma İslami mesajı yaymaya çalışan o manzumeden oluşur ki dönemin İslamcılık anlayışının önemli temsilcilerinden birisidir Mehmet Akif. Her ne kadar milliyetçilik anlayışıyla eserlerini kaleme alsa da onun önemli damarlarından birisi şiirlerinde İslamcılık düşüncesinin yayılmasıdır. Fatih Kürsüsü'nde ise Fatih Camii'nde verilen iki kişinin söyleşileriyle başlar. Vaizin uzun konuşmasıyla devam eder. Yine bu dönemde Fatih Camii'nde verdiği vaazların yansıması olarak karşımıza çıkabilir bu eserde. Hatıralarında ise Akif'in gezdiği yerleri, izlenimleri ve toplumsal felaketler karşısında Allah yakarışlarını içerir. Bu Şinasi'de gördüğümüz münacatlardan oldukça farklı bir yakarıştır. Asım ise biliyorsunuz Mehmet Akif'in oğludur. Asım nesli olarak karşımıza çıkar. Şairlerin özellikle çocukları üzerinden devre ümitle bakmalarını biz Tevfik Fikret'te görmüştük Haluk'ta hatırlarsanız. Yine Asım üzerinden de biz Mehmet Akif'in bir nesilin ruhunu nasıl olması gerektiği üzerinde fikirlerini beyan eder. Hocazade ile Küsey İmam arasındaki konuşmalar arasında tasarlanmış tek parça bir eserdir. Gölgeler 1918-1933 yılları arasında yazılmış 41 adet şiirden oluşur ve dönemin ruhunu yansıtır. Safahat, altı safahatını bir araya getirdiği ilk toplu basım olarak karşımıza çıkar. Şimdi arkadaşlar baktığımızda özellikle şiir anlamında Ziya Gökalp'ten bahsetmiştik hatırlarsanız bu dönemde. Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin daha çok hikaye yönünde karşımıza çıkıyordu. Ziya Gökalp daha çok Turancılık anlayışıyla ve halkın kültürel unsurlarının halk için yazıldığını gösteren bir anlayışla eserlerini ortaya koyuyordu. Yahya Kemal'in bu dönemde yine mükemmeliyetçilik anlayışıyla daha çok milli değerleri ön plana alan ve aruza yazan bir tavrı vardı. Mehmet Akif Ersoy'un İslamcılık düşüncesi etrafında daha çok muhtevayı ön plana alan şiirlerinden bahsetmiştik. Gelelim milli edebiyattaki roman ve hikaye anlayışına. Biliyorsunuz özellikle roman türü Türk edebiyatına Tanzimat'la birlikte giren bir türdür. Ve ilk acemi fakat ilk örneklerini Tanzimat döneminde vermiştir. Biz teknik açıdan ve muhteva açısından ilk batılı örneklerini Servet Fünun döneminde Mehmet Zorluk ve Halis Ziya ile birlikte görüyoruz. Milli Edebiyat dönemine baktığımızda ise yine bu dönemde teknik açıdan ve konu açısından en önemli unsur olarak Anadolu'ya yayılma
Ve dil açısından daha çok halkçı bir tutum benimseme, milli edebiyat, roman ve hikayesinin özünü oluşturur niteliktedir. Baktığımızda 1908'den sonra daha çok hissi ve bireysel temaları işleyen, dil bakımındansa Servet-i Fünun'un ağır bir dilini kullanan, toplumun hayatı ve meseleleriyle ilgisi olan fecaati, hikaye ve romanlarının yanı başında milli edebiyat anlayışıyla paralellik gösteren, daha çok hayata ve toplum meselelerine yönelen, Balkan Savaşları'nın, Kurtuluş Savaşı'nın ve Birinci Dünya Savaşı'nın etkileriyle daha çok sosyal ve toplumsal konuları ele alan, yapay bir dili bir kenara bırakarak konuşma dilini benimseyen ve daha çok halkçı bir tutumla halka yönelik sosyal meseleleri ele alan bir roman ve hikaye anlayışı fecaat roman ve hikayesinin hemen yanı başında olmuştur. Bu tarz hikayeler arasında Ebu Bekir Hazım'ın Küçük Paşa romanı, Refik Halit'in Memleket Hikayeleri gibi olayların geçtiği yerleri İstanbul dışına çıkararak sosyal sorunları daha geniş şartlar içerisinde realist bir anlayışla ortaya koyan eserler, Ömer Seyfettin'in hikayeleri gibi milliyetçiliği normal bir sosyal davranış olarak yaşatanların, Halide Edip'in Yeni Turan ve Ahmet Hikmet'in Gönül Hanım romanları gibi milliyetçiliği siyasi bir ideolojiyle ele alan, bir de Halide Edip'in Ateşten Gömlek romanı gibi İstiklal Mücadelesini canlandıran, Yakup Kadri'nin Kiralık Konağı gibi Türk yaşayışının Tanzimat'tan beri değişiminin özellikle konak etrafında mekan çerçevesinde çözülüşünü veren ve sosyal değişikliği yansıtan romanların Türk kültür ve sosyal hayatında bu dönemde ortaya konduğunu görüyoruz. Yani ideolojik anlamda, siyasi anlamda, aile ve sosyal yapının çözülmesi anlamında ve milliyetçiliğin özellikle turancılık anlayışıyla birleştirilmesi anlamında birçok milliyet edebiyatın anlayışı içerisinde birçok farklı alanda konularla ortaya konuyor bu dönem roman ve hikayeleri. Fakat yine temelinde milli anlayış var, halka ulaşma var, konuşma dili var ve milli mücadelenin mutlaka yer aldığını görüyoruz biz. Fakat bu kadar geniş konuların ele alındığı bu eserlerde tatmin edici bir derinlik ve henüz olmadığını görüyoruz. Yani konuların derinlemesine işlenmediğini, psikolojik çözümlemelerin ayrıntılı ve derinlemesine olmadığını görüyoruz. Fakat konu çeşitliliği açısından milli edebiyat romanı oldukça önemlidir arkadaşlar. Baktığımızda özellikle aşk maceraları mutlaka romanlarda yine dönemin diğer romanları ve daha öncesi romanlarında olduğu gibi mutlaka var. Fakat baktığımızda sadece aşk temasının işlenmediğini görüyoruz. Biz sosyal temalar oldukça önemli bir yer tutuyor. Fakat aşk temalarının öncelikli unsur olarak karşımıza çıktığı roman ve hikayelerde ise geri planda mutlaka vatan konusu ve milli mücadele ruhu mutlaka işleniliyor. Sonuç olarak bu devrin romanlarında ve hikayelerinde fert hayatından sosyal hayata doğru bir genişleme dikkat çekiyor. Ve bu genişlemenin birçok farklı alanlarının romanlarda ve hikayelerde işlendiğini görüyoruz. Fakat romanlarda teknik olarak bir derinlik gözümüze çarpmıyor. Bunun dışına baktığımızda özellikle konuşma diline yakın bir üslubun tercih edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Dönemin en önemli roman ve hikayecisi tabii ki de Halide Edip adı var. Yanına yıldız koymakta fayda var. Bu dönemde özellikle kadın kimliğini, onbaşı Halide Edip kimliğiyle hem milli mücadelenin içerisinde yer alması hem de buna fiilen katılması, eserlerini özellikle kaleme aldığı eserlerinde halkı uyandırmaya çalışması ve milli mücadeleye bu yönden de izlenmesi açısından dönemin en önemli isimlerinden birisidir. Çok iyi bir eğitim almış, küçük yaşlardan itibaren zaten bu kültürle yetişmiştir. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin ilk öğrencilerinden birisidir. Özellikle devrin tanınmış şahsiyetlerinden Şükrü Efendi'den Arapça, Rıza Tevfik Bölükbaşı'ndan Türk Edebiyatı ve Felsefe, Salih Zeki'den de matematik dersleri almıştır. Bu arada da Fransızca ve musiki öğrenmiştir. Bakın küçük yaşlardan itibaren oldukça dolu bir eğitime geliyor. İlk evliliğini koleji bitirdikten sonra hocası Salih Zeki ile yapmıştır. Ve ondan iki oğlu olmuştur. 31 Mart vakası üzerine çocuklarıyla birlikte Mısır'a kaçmıştır. Ve bir davet üzerine oradan İngiltere'ye geçmiştir. Ki eserlerini İngilizce yazması ve daha sonra İngilizce çevirmesi bu etkiyle birlikte karşımıza çıkar. Olaylar yatıştırdıktan sonra yani 31 Mart vakasının etkileri
Osmanlı topraklarında etkisini azalttıktan sonra tekrar yurda dönmüştür ve Darülmuallimat'ta pedagoji öğretmenliğine tayin edilmiştir. 1901 yılı, 11 yılında ise eşinden ayrılmıştır. Bu sırada eğitim hizmetlerine ağırlık veren ve Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesinde kadının eğitilmesi ve çocuğun eğitilmesinin önemine dikkat çeken eserler kaleme alır ve bunun üzerinde durur. İlk dönemlerde kaleme aldığı eserlerin temelinde de yine bu kadın ve çocuk konusu üzerinde durmaktadır. Özellikle kadınların eğitilmesine paralel olarak da çocukların eğitilmesi özellikle önemli konuların başında gelmektedir arkadaşlar. 31 Mart vakası Osmanlı topraklarındaki etkisi ortadan kalktıktan sonra tekrar yurda dönüyor ve Darülmuallimat'ta pedagoji öğretmenliğine tayin ediliyor. Bu dönemde de eşinden ayrıldığını görüyoruz müsaade edelim. Bu sırada eğitim konularına ağırlık veriyor Hadi. Çünkü eserlerinde özellikle kadın duyarlılığının oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Kadın ve çocukların eğitilmesi konusunda özellikle eğiliyor. İlk eserlerinde kadın ve çocuk eğitimi üzerinde oldukça yoğun olarak duruyor ve bunun kadınların eğitilmesinde, ailenin ortaya konmasında ve toplumun gelişmesinde kadının ve çocuğun rolünün oldukça önemli olduğunun farkında ve bunu ilk eserlerine yansıttığını görüyoruz. Ve son eserine kadar da bir kadın duyarlılığının varlığını gösterdiğini görüyoruz. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgalinden sonra düzenlenen Fatih, Üsküdar ve Sultanahmet mitinglerine konuşmacı olarak katılmıştır. Özellikle Sultanahmet mitingini adeta efsaneleşmiş ve halkı galeyana getirmiş ve birliği oluşturmuştur. Bu yüzden de Hatipliği açısından oldukça önemli bir isimdir Haydi'nin. Ve kadın kimliğiyle bunu yapması o dönemlerde oldukça önemlidir. Bu yıllarda Anadolu'ya gizlice silah kaçırma işinde de görev almıştır. 1920'de kocasıyla birlikte Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye fiilen katılmıştır. Cephelerde dolaşmış, Kızılay hastanelerinde görev almış, bir yandan da Hakimiyet Milliye Gazetesi'nde çalışırken o günün heyecanını yaksettiren ve halkın coşkusunu yansıtan ve halkı bir araya getirecek milli duyguları aşılayan yazılar kaleme almış ve bunu İstanbul'daki çeşitli gazete ve dergilerde yayınlama fırsatına kavuşmuştur. Yunanlıların yaptığı zulümleri tespit ederek daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'nca yayınlanan Tetkiki Mezali Komisyonu raporlarının hazırlanmasında da görev almıştır fiilen. Milli mücadele sırasındaki ordudaki çalışmalarından dolayı önce kendisine onbaşılık, daha sonra başçavuşçu rütbeleri verilmiştir. Milli mücadeleden sonra kurucular arasında Adnan Adıvar'ın da bulunduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın İsmet İnönü hükümetince kapatılması ve Mustafa Kemal ile aralarından çıkan siyasi ihtilaflar yüzünden kocasıyla birlikte 1925 yılında Türkiye'den ayrılmıştır. Baktığımızda bizi asıl ilgilendiren kısım edebi eserlerine yansıyan yönüne baktığımızda ilk yazılarında Halide Salih imzasını kullandığını görüyoruz biz. 1897'de John Abbott'ın yaptığı Mağdur adlı tercüme ve daha sonra Tanin gazetesine yayınladığı yazılarıyla adı da duyuluyor. Yani bu dönemde özellikle yaptığı çevirilerle de Türk edebiyatına katkıda bulunduğunu görüyoruz biz. Ferdi Aşk Semi'yle modern tiplerin ön planda olduğu ilk eserlerinde daha çok kadınların yetiştirilmesi ve kadın psikolojisi üzerine durmuştur. Fakat zamanla kazandığı tecrübeler ve Osmanlı topraklarındaki gelişmelerde bağlantılı olarak milli mücadele yıllarında Anadolu insanını yakından tanıması daha çok onun bireysel konulardan sosyal konulara yönelmesini sağlamıştır. Bununla birlikte Yeni Turan gibi ideolojik, Ateşten Gömlekle Vurun Kahveyi gibi yer yer belgesel denilebilecek dönemin ruhunu yansıtan romanlar da kaleme almıştır. Sinekli Bakkal onun kaleme aldığı Törem romanlarından birisidir. Dağa Çıkan Kurt adıyla yayınladığı hikayelerinde ise Birinci Dünya Savaşı'nın birebir tanıklık ettiği Birinci Dünya Savaşı'nı işlemiştir. Bu yönden dönemin özellikle panoramasını vermesi ve çizmesi açısından oldukça önemli bir isim olarak karşımıza çıkar. Kendisine has bir üslubu vardır. Özellikle kadın karakterlerin eserlerinde oldukça güçlü çizildiğini görüyoruz biz. Hatta erkek karakterlerin kadınlar kadar güçlü ön planda olmadığını ve daha zayıf çizilmesi, onun romanlarının çizgisini vermesi açısından oldukça önemli. Fakat baktığımızda üslubu ve cümle yapısı açısından oldukça tenkit edilmiştir döneminde ve Türkçe cümle yapısına uygun olmadığı yönünden eleştirilmiştir. Bunun dışında baktığımızda özellikle eserlerinin bir kısmı yabancı dille çevrilmiş, bazı eserlerinde bizzat kendisi Batı diliyle kaleme almıştı. Biliyorsunuz İngiltere'ye
gitmişti eşiyle birlikte. 1928'de The Crown and His Daughter, yani Meddah ve Kızı adıyla İngilizce olarak yazılan, 1942'de CHP Roman Mükafatı kazanan Sinekli Bakkal, Türk Edebiyatı'nın en çok okunan romanlarından birisi olmuştur. Esere baktığımızda özellikle Doğu ile Batı'nın birbirine göre üstünlükleri ne esas alan hareket noktası ile birlikte dönemin ruhunu yansıtan bir eser olarak karşımıza çıkar ve Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden birisidir. Özellikle bu dönemde Doğu Batı kültürünün ve bunlar arasındaki farklılığın sunulması açısından oldukça başarılı bir eserdir. Bazı eserlerinde dini kişilerin şahsına değerlendiren ve yer yer tenkit eden Halide Edip'in bu tavrı romanlarına kaleme aldığı dönemde din aleyhdarlığını yaptığını ortaya koymaktadır. Baktığımızda dinin karşısında duran bir tavrı vardır eserlerinde. Bu da döneminde eleştirilmiştir ve bu gerçekçi bir tutumdur aynı zamanda. Baktığımızda Halide Edip milli ve manevi değerler karşısında daima dikkatli fakat daha çok muhafazakar bir tavrı benimsemiş olduğu halde Buruk Kahpe romanında din adamlarının şahsında dini kötüleyici bir tavır sergilemiştir. Bu da yine aynı şekilde Anadolu'yu gezdiği dönemlerde tanıdığı kötü din adamlarının etkisiyle olabileceği düşünülebilir arkadaşlar. Gerçekçi bir anlayışla yansıttı. Yaşadığı dönemle ilgili hatıraların yanında röportaj mahiyetindeki hikayelerinde Türk milletinin inanılmaz direnme gücüyle yaşama azmini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Dediğimiz gibi mütarek yılları ve milli mücadele dönemini biz Halide Edip'in eserlerinde izleyebiliriz. Oldukça gerçekçi, hatta naturalist çizgide kaleme almıştır bu eserlerini. Halide Edip'in roman ve hikayelerini içerik bakımından üç grupta toplayabiliriz. Bunların ilki daha çok kadın meselelerini ele alan ve eğitilmiş kadının cemiyetteki yerini arayan eserleri. Nedir bunlar? İsmen bilmekte fayda var. Çıkabilir arkadaşlar. Feyyula, Seviye Talip, Yeni Turan, Handan, Son Eseri, Mevlut Hüküm, Raik'in Annesi ve hikayeleri topladığı Harap Mabeden. Lütfen ismen bilelim bu eserleri. Bir diğer ve bizim için önemli olan eserleri ise milli mücadele dönemini anlatan eserleridir. Dağ Çıkan Kurt, İzmir'den Bursa'ya, Yakup Kadri, Refik Halit ve Mehmet Asım'la birlikte kaleme almıştır. Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Burun Kahveye ve Zeyno'nun Oğlu. Şahsiyetleri içinde bulundukları geniş toplumla birlikte ele alan cemiyet romanları. Bu da bizim için önemli romanları içerisindedir. Nedir bunların en önemlisi? Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Ayna, Akile Hanım Sokağı, Hayat Parçaları, Sevda Sokağı Komedisi, Çaresaz, Kerim Usta'nın Oğlu. Şimdi bu eserler içerisinde özellikle onun hangi eseri kaleme aldığı, hangi eserlerin hangi türde kaleme alındığı oldukça önemlidir. Bunların özellikle cemiyete açılan yönünün ve kadınların ön plana alındığı yönünün olduğu ve milli mücadelenin işlendiği eserler içerisinde çıkma ihtimali olan eserler bunlardır. Tabii ki de bunların ismen bilmekte fayda var arkadaşlar. İçerikleri üzerine zaten ayrıca tekrar duracağız sizlerle. Özellikle Türkiye ile gelen yabancıların başvurusu önemli bir eser olan Memories'i Mor Sakımlı Ev, The Turkish Ordeal'da Türk'ün Ateş İmtihanı adıyla Türkçe olarak, Amerika'daki konferanslarını Turkey vs. West, Hindistan'daki konferanslarını da Conflict of East and West in Turkey adıyla yayınlamıştır. Yani yurt dışındaki çalışmaların da ortaya koyması açısından oldukça önemlidir bu. Büyük ölçüde yabancı ülkelerde verdiği konferanslardan faydalanarak Türkiye'de Doğu, Batı ve Amerikan tesirleri üzerine fikirlerini ortaya koyduğu Şark, Garp ve Amerikan tesirleri adlı eserini kaleme almış ve bunlarla ilgili intibalarını ortaya koymuştur. Bunların da çalışmalar arasında olduğunu bilmekte fayda var. Sınavda çıkmaya ihtimali çok düşük ama bunları da bilmekte fayda var arkadaşlar. Burada bütün eserleri üzerine roman, hikaye, anı ve oyunlarını derli toplu bir daha bakalım. Romanları Feyyula, Raik'in Annesi, Seviye Talip, Handan, Son Eseri, Yeni Turan, Mevlut Hüküm, Ateşten Gömlek, Burun Kahveye, Kalp Ağrısı, Zeyno'nun Oğlu, Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı, Kerim Usta'nın Oğlu, Sevda Sokağı Komedisi, Çaresaz, Hayat Parçaları. Bunları üç döneme ayırmıştık hatırlıyorsanız romanlarını. Kadının öncülendiği, milli mücadelenin işlendiği ve özellikle sosyal kültürel anlamda
Bireylerin verildiği romanlardı bunlar. Hikayeleri Harap Mabedler, Dağa Çıkan Kurt, İzmir'den Bursa'ya, Kubbe'de Kalan Posta'da. Anı özellikle Türk'ün Ateş İmtihanı ve Mor Salkım'da oldukça önemlidir ve çıkabilir. Oyunları ise Maske ve Ruh, Kenan Çobanları'dır. Eserlerini bilmekte fayda var arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.